Gün geçtikçe bu daha etkili olmaya başladı. Çünkü artık birçok farklı sosyal mecra var. Biz de bunları kullanıyoruz. Belki bazılarında daha az, bazılarında daha çok varız. İnsan kaynakları uzmanları öncelikli olarak isimlerle alakalı CV'sini aldıktan sonra bir ön inceleme yapıyor. Bu ön incelemede bizim aradığımız kriterlerle ne kadar örtüşüyor kısma bakıyor. Yani biz işte bir yönetici pozisyonu arıyoruz. Şu bölümleri bitirmesini özellikle kriter olarak belirtmişiz. İşte adaylar bu kriterlere uyuyor mu diye bakıyorlar. Evet, bu kriterlere uymayanları eliyorlar. Yabancı dil şartı koşulmuş, o kritere bakıyor, o da uyuyor. Şimdi bu kriterlere geçtik. Sonuç itibariyle bir şeye daha bakıyorlar. Eskiden bu belki 2000'li yıllar, belki 2010'a kadar da çok yoktu. Çok nadir yapılıyordu ama son dönemlerde çok ciddi bir araştırma konusu. Resmi kurumlar ya da kuruluşlar kendi vizyonlarıyla, kendi misyonlarıyla örtüşen adaylar arıyorlar. Dolayısıyla bu kendi vizyonlarıyla örtüşme noktasını elbette adayla birebir yüz yüze mülakatla da soracaklar ama bu sormanın öncesinde de adayın sosyal alanda ya da internet alanında bıraktığı izlere de dikkat ediyorlar. Hangi olaylara karşı nasıl tepki vermişler? Herhangi birine hakaret etmişler mi? Sosyal medyayı nasıl kullanmış? Hangi dili kullanmış? Olumlu bir katma değer sağlamış mı? Gibi sosyal medyadaki olumlu ya da olumsuz izlerinin tamamına bakıyorlar. Yani çok hızlı bir araştırma yapıyorlar. Elde ettikleri verilerin kendi misyon ve vizyonlarıyla, şirketin kendi ilkeleriyle karşılaştırıyorlar. Bu noktada bir olumsuzluk olduğunda inanın sanki doğru üniversiteyi bitirmemiş gibi buradaki olumsuzluk onu çok ciddi manada etkileyebiliyor. Yani biz dolayısıyla etik ilkelere, yani paylaşımlarımıza, oradaki dilimize de bu hususta çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yakinen takip ediliyor ve bunu yaparken insan kaynakları uzmanları sizin sosyal medya hesaplarınıza bakacağız demiyorlar. Ama kesinlikle de bakıyorlar. Buna da hazırlıklı olmakta fayda var.